Benim paramla gidip Zafer Havalimanı'nı yapmışlar. Yolcu garantisi vermişler. Bu yıl bugün gerçekleşen %6 gerçekleşme oranı. Bu yılki %94 gerçekleşme. Ben orada müteahhite yapan yüklenici firmaya her gün para ödüyorum. Aynı şey Avrasya'da geçerli. Aynı şey diğer büyük projelerde geçerli. Ya benim paramla bir takım müteahhitlerin zengin edilmesine ben karşı çıkıyorum. Çünkü bu ülkenin o kaynakları başka yere aktaracak bir sürü alanı var. Oralara aktarmamız lazım. Bakın bizim bu parayı eğitime aktararak Türkiye'nin eğitim sistemini çok farklı noktalara götürebiliriz. Biz bu parayı üniversitelerimize aktararak üniversitelerimizi çok farklı noktalara götürebiliriz. İşsizlik hocam. Yani biz en büyük tabii yardımcısı. Altyapı yatırımlarını yaparız. Ülkemizi çok daha farklı yerlere getiririz. Yani bir kanal nedir? Ya bir fantazinin peşinde bu kadar milletin, bu kadar memleketin, hele hele bu ekonomik kriz içerisinde bu paranın Kanal İstanbul'a yatırılması çok doğru değildir. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buna karşı çıkıyorum. Bu ısrarın sebebini ne olarak görüyorsunuz? Bütün tamamen oradaki arsa alanların zengin edilmesi olarak görüyorum. Çünkü geçerli hiçbir hukuki ekonomik sebep yok yani. Şimdi Kanal İstanbul'a ilk 1-2 yıldır tekrar gündeme geldi. 10 yıldır iktidar bu konuyla ilgili çalışıyor. Evet. Yani ÇED raporları, uzman raporları, nasıl karşı taraf rapor aldıysa Ulaştırma Bakanlığı da bu konuda gerekli raporları aldı. İktidarın bu konuda herhalde İstanbul'a veya ülkeye, ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesinden sonra, biz İstanbul'a ihanet ettik ifadesinden sonra, yani çünkü yapılaşmadan dolayı tekrardan böyle bir girişim içinde bulunmayacağını biliyoruz. Yani belli ki bunun amacı rant değil. Zaten bu rant diyenlerin önce Montreux'den ortaya çıktılar. Bir Montreux'u dayattılar. Baktılar ki Montreux olmuyor. Montreux'daki sözleşme maddeleri dediğimiz gibi çıkmadı. Montreux'den vazgeçtiler. İşi yani ranta, ÇED'e, farklı şeylere döktüler. Montreux'u onlar atmadı ortaya. Hayır, Montreux'u ilk... Kanalı ortaya atanlar söyledi. Dediler ki biz bununla gemileri geçirip para kazanacağız dediler. Mısır Süveyş'ten bu kadar kazanıyor, biz de kazanırız dediler. Hayır, Montreux sözleşmesiyle ilgili olarak Montreux delinecek, Montreux ortadan kalkacak ifadesini ilk Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar argüman olarak ürettiler. Ben tam tersini söylüyorum yani. Evet, yok, bu tartışmaların içinde olduğumuz için bu şekilde gelişti olaylar aslında baktığınızda. Montreux'le bağına birazdan bakalım. Sizce Kanal İstanbul, İstanbul için, Türkiye için bir risk midir, fırsat mıdır hocam? Yani risk olarak değerlendirmek mümkün değil. Yani neye göre risk, kime göre risk? Yani muhalefet kanadına göre risk mi, iktidara göre mi? Şimdi muhalefet kanadına bakarsanız yapılan her şey risk. Üçüncü havalimanında riskti, şehir hastanelerde riskti. Efendime söyleyeyim, yapılan otoyollarda risk. Yani itiraz etmek için mi itiraz ediyorsunuz? Tabii ki yani itiraz etmek için. Aydın hocam, şimdi, doğayla oynamamak lazım. Doğanın intikamı çok acı oluyor ya. Bakın, gerçekten doğayla oynamamak şimdi, lazım. Ama muhalefet kanadının da keşke iyi şeylere iyi demiş olsaydı, o zaman belki biz de muhalefetin söylediği bazı şeylere ikna olabilirdik. Ama muhalefet her şeyi istemezlik mantığıyla baktığı için arada doğru söylediği şeyler olsa bile toptancı bir istemezlik yaklaşımları olduğu için o da arada kaçıyor. Peki geldiğimiz noktada şu masada bile, yani hani toplam 4 konuğum var ve farklı yorumlar. Yani Kanal İstanbul meselesinde de böyle ortak nokta, mutabık kalınacak bir alan yok mu? Ya orada ya burada mı? Ya siyah ya beyaz mı? Bir cümle söyleyebilir miyim? Evet, yani şimdi siyasette maalesef geldiğimiz noktada çizgiler çok açık ve net şekilde belirlenmiş. Yani kimsenin çizgisine yaklaştığı yok. Bu nedenle de burada gri alan yok diyorsunuz. Evet, gri alan olmadığı için de burada da zaten ilk andan itibaren bu gündeme düştü. Yani 2011'den bahsetmiyor. Son şu 1-2 yıldır alevlendiği dönemden itibaren zaten açık ve net şekilde Cumhuriyet Halk Partisi daha ÇED rapor ve inceleme ve araştırma yapmadan direkt zaten hayır dedi.